NTV Spor. Galatasaray'da yerli çıkmazı. Galatasaray'da Mauro Icardi ve Van Mata'nın forma giymeye başlaması hem teknik ekibi hem de taraftarları mutlu etse de bu olumlu gelişmenin yanında teknik patron Okan Buruk'un canını sıkan gelişmeler de yaşanıyor. Takvimin derlediği habere göre yerli oyuncu bakımından zaten sıkıntılı olan Galatasaray'da alternatifsiz olarak görünen Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün formsuz bir döneme girmiş olmalarına karşın Okan Buruk bu iki oyuncuyu 11'den kesemiyor. 11'de 3 yerli oyuncu mecburiyeti olması nedeniyle Okan Buruk, Kerem ve Yunus'u zorlu Adana Demirspor deplasmanında da sahaya sürmek zorunda kalacak. Sarı daire kırmızı daire Galatasaray haberleri. Teknik direktör Okan Buruk'un yönetimle bir toplantı yapacağı ara transfer döneminde stoper transferi dışında kaliteli yerli oyuncu transferinin yapılmasını isteyeceği de gelen haberler arasında. Zira Galatasaray'ın elinde ilk 11'de oynayabilecek kalitede 5 yerli oyuncu bulunuyor. Yerliler yeterli değil. Bu oyuncular Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakçı, Berkan Kutlu ve Emin Bayram olarak görülüyor. Ancak Berkan Kutlu'nun oynadığı bölgede takımdan kesebileceği bir oyuncu da yok gibi. Bu 5 oyuncu dışındakiler 11'i zorlayacak gibi görünmüyor. Barış Alper Yılmaz da şu anda 11'i zorlamaktan uzak. Fanatik. Mataya oynayacak mı? Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak sarı kırmızılı takımda son transfer Van Mata'ya ilk 11'de yer aranıyor. 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayan Mata, Olivera ve Mertens'le forma rekabetine girdi. Sabahın haberine göre, Olivera yerine 8, Mertens yerine 10 numarada düşünülen İspanyol Yıldız, hocası Okan Buruk'un yeni saha içi lideri olacak. Olivera, Mata ve Mertens'in aynı anda sahada yer alma ihtimali de bulunuyor. Bu durumda Mertens Forvet'e geçecek ve Gomis kulübeye çekilecek. Icardi'nin performansı soru işareti. Henüz istenen seviyeye gelmeyen Arjantinli Yıldız Icardi'nin bu haftada ilk 11'e girmesi çok zor. Adana Demirspor maçında artı 3 yerli kuralını ise Abdülkerim Yunus Kerem karşılayacak. Galatasaray kulüp aldı. Sarı Kırmızılıların Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur'un, Belçika'dan bir kulüp satın aldığı öğrenildi. Bu kulübün, 3. Lig ekibi Olimpik Club Charlie Roy Farsiyen olduğu aktarıldı. Anlık Galatasaray Haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.